Çok uzun zamandan beri tabii Türkiye'ye seyahatlerim olmuyor, oluyor ama denizinin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Yani ben tabii ikincilikte olduklarını duydum ama bu kadar yetenekli futbolcuların olduğunu tahmin etmemiştim. 2 gündür antrenmanlara çıkıyorum onlarla, hem küçük yaş grubuyla hem A takımıyla. İnanılmaz yetenekli oyuncular var. Hatta hocaya söyledim, hocam yani aralarında ben de kaynaşıp oynayabilirmişim ama tabii bizden yaş geçti artık. Dediğim gibi ikincilikte başladığı fikstürleri çekildi takımların. Umarım ikincilikte çok başarılı yerlerde olacak. Önümüzdeki sene birinci lige yükselecek bir takım. Tabii uzun süreden beri birlikte oldukları için belki en büyük avantajları bu. Ama dediğim gibi daha iyi olacaklarına inanıyorum. Yani biz tabii bizim bugünkü hazırlık maçımızın amacı kadına şiddete hayır demekti. Bir dostluk maçıydı bu. Bundan sonra da bir kongremiz olacak tabii ki. Ama Türkiye'deki tabii ki kadınlara yapılan şiddetin ne kadar çoğaldığını, ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyoruz artık televizyonlarda, sosyal medyada. Bunları önlemek için hani biz tabii ses getirmeye çalışıyoruz. Ve bundan dolayı da böyle şeylerin olması, böyle güzel organizasyonların olması çok çok güzel şeyler hani ses getireceğine inanıyorum. Bitsin artık. Kadınlar da top oynayabilir, kadınlar da her şeyi yapabilir, bilsinler. Ve bu engelleri de kaldırsınlar diye düşünüyorum artık. Evet, bugün Bilgin Defterli de bizimle beraberdi. Onunla çok güzel bir maç yapma fırsatımız oldu. Çok eğlenceliydi, keyifli bir maç geçti. Güzeldi. Kadına şiddeti herkes gibi biz de karşıyız tabii ki. Yapılan şeyler Türkiye'de görüyoruz, üzüyor bizi. Son bulmasını istiyoruz biz de. Üzgünüz yani okulda. Rakiplerimiz hakkında hepsini oynayıp göreceğiz yani. Biz hazırız, çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik Özkan hocamızla beraber. Bekliyoruz ya biz.